Merhaba değerli arkadaşlar, ben Mehmet Demirkol. Bugün size kimya TYT 40'lı denemesini çözeceğim Hızverengin. Ali Güven hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, yakın zamanda yapılmış olan MSÜ sınavında soruların birçoğunu, 7'de 7'sini daha doğrusu tuturdular. Kendilerini tebrik ediyorum. Önceki yıllarda da bunu yapmışlar aslında arkadaşlar. Bakın burada 2021 yılında sol tarafta ÖSYM'nin sormuş olduğu TYT sorusu var. Sağ tarafta ise TYT Hızrenk kırmızı deneme ikinci deneme soru 1'de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ne kadar yakın bir soru. Yine arkadaşlar burada solda TYT ÖSYM sorusu, sağda ise Hızrenk sorusu. Bu mantıkla arkadaşlar yaklaştığımızda soruları eğer bu soruları yani Hızrenk'teki soruyu çözerseniz ÖSYM'deki çıkan soruyu da çözersiniz mantığıyla yaklaşıyoruz biz. Dolayısıyla arkadaşlar bakın mantık birebir aynı. Yaklaşım tarzı birebir aynı. Bu mantıkla düşünmeniz gerekiyor. Bakın 2021'de ÖSYM'nin sormuş olduğu soru sağda Hızrenk sorusu. Bu kadar yakın olabilir ancak arkadaşlar. Dolayısıyla böyle düşünmeniz gerekiyor. Yayında arkadaşlar seçerken isabetli yayın seçmeniz gerçekten çok önemli. Denemenin girişinde değerli arkadaşlar şöyle kazanımları soru kazanım olarak yazılmış. Mutlaka bunları inceleyip öyle soru çözümüne gitmenizi tavsiye ederim. Şimdi denememize başlayalım arkadaşlar. Birinci sorudayız. Birinci soruda arkadaşlar bir iyonlaşma enerjisi sorusu. Tabloda A grubunda bulunan XYZ elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjileri vermiştir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlikle doğru. Arkadaşlar X elementinde iyonlaşma enerjisi 1, 2, 3, 4. çizgi çekmiş. Bu şu anlama geliyor. X'in atom numarası 3'tür. Çünkü bir atomda toplam elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Bu zaman 1 kesinlikle doğru olur arkadaşlar. 2'ye bakıyoruz. 486'dan 4562'ye gelmiş. En az 3,5 kat veya daha fazla bir sıçrama olursa grup numarası sıçramanın başladığı yer kadardır. O zaman arkadaşlar Y 1A grubunda olur. Bu arada X'in de 1A grubunda olduğunu görmüş olduk. Z'ye bakıyorum. Buradan buraya 3,5 kat veya daha fazla var mı? Yok. 2'den 3'e giderken var mı? Yok. Buradan buraya da yok. 4'ten 5'e bilmiyoruz 5'i. Belki de 5'ten 6'ya, belki de 6'dan 7'ye vardır. O yüzden Z en az 4A grubu elementidir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın Z'de 3'te Z4A grubunda diyor. Kesin mi? Değil. O yüzden 3 kesin bir bilgi değil. İkinci ifadede arkadaşlar Y ile X'in atom çaplarını karşılaştırmanızı istemiş. Genel bir bilgi vermek istiyorum ben burada size. Şimdi bakın Y'de X'de 1A grubunda. Kimin altta, kimin üstte olduğunu görmek istiyorsanız birinci iyonlaşma enerjilerine bakın. X'inki 520, Y'ninki 486. Yani X'inki daha büyük. Yukarıya doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi arttığı için arkadaşlar X yukarıda olur, Y aşağıda olur. Atom çapı aşağıda olan Y'nin daha büyüktür. Y'nin atom çapı X'in atom çapından büyüktür ifadesi doğru olur. Bu yüzden arkadaşlar doğru cevap 1 ve 2 olur kesin sorduğu için. Devam ediyorum arkadaşlar sıradaki sorumuz. İkinci soru arkadaşlar 9. sınıfın birinci konusu kimyanın sembolik diliyle ilgili. Bu denemelerin güzel olan tarafı arkadaşlar bütün kazanımlar taranarak hazırlanmış olması. Hangi soru soruldu, hangi soru sorulmadı kazanımların tek tek incelenmiş olması. Yukarıda adı ve sembolü verilen elementlerle ilgili hangi seçenekte doğru eşleştirme olmuştur? Gümüş Ag'dir arkadaşlar sembolü. C. Azot sembolü nedir? A. Civa sembolü Hg'dir. Yani B'dir. O zaman C, A, B şeklinde eşleştirme olur arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda değerli arkadaşlar bir atom türünü oluşturduğu madde aşağıdaki gibi modellenmiştir. Elektron denizi, katyon arkadaşlar burada metalik bağla ilgili bir modelleme söz konusu. Düzenli bir yapı söz konusu olduğu için bu bir alaşım olamaz. Alaşım bir karışım olduğu için düzenli bir yapı bu şekilde bir yapı söz konusu olmayacaktır. Metalik bağ olduğu için güçlü etkileşimdir. Doğru. Metaller sıvı halde elektrik akımını iletirler. Doğru arkadaşlar. Elektron hareketiyle iletirler. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış olan A şıkkı olur. Değerli arkadaşlar, metaller elektrik akımını
elektron hareketi sayesinde iletirler ve bu olay fiziksel bir değişimdir. Ek bilgiyi de vermiş olalım. Değerli arkadaşlar, şimdi dördüncü sorudayım. Dördüncü soruda potasyum hidroksit KOH. Bu bir baz. Bazlarla kimler tekme verir? Al verir mi? Verir. Al amfoter metaldir. Kimler amfoter metal? Zeynep, Al, Sana, Cırmızı, Papuç, Benden. Cırmızı diyorum çünkü kere ile karışmasını istemiyorum. Bu verir mi? Verir. Maddemiz baz. B şık ikinci ifadedeki sodyum hidroksit de baz. Baz bazla tepkime vermez. HBr bir asittir. Asitlerle bazlar birbirine tepkime verir mi? Verir. Kendiliğinden gerçekleşen tepkime olarak düşündüğünüz zaman arkadaşlar doğru cevap 1 ve 3 olur. Beşinci sorudayız. Beşinci soru bir kimya kanunları sorusu. Bu arada uzun yıllardır kimya kanunları sorusu gelmiyor arkadaşlar. Bu yıl bekleyin. 2022 TYT'de bekleyin lütfen. Gelebilir arkadaşlar. Karışıklık olmasın diye bir tablo yapmanızı öneririm. Çünkü burası X'e 2 kütlesi demiş, burası X kütlesi demiş arkadaşlar. Örneğin istediğiniz herhangi bir noktayı alabilirsiniz. Şu noktayı aldık, 7. Şu noktayı aldık, burası toplam bileşik olduğu için 23. 23 eksi 7'den 16 gram oldu. Kütlece birleşme toplam X'in toplam Y oranı 7 bölü 16'dır. Doğru mu? Doğru. Atom kütleleri dediği zaman arkadaşlar bileşiğin formülüne ihtiyacınız var. Bir tane X'in bir tane Y oranı anlamına gelir bu. Bakın bizim bileşiğimizin formülü XY2. XY2'de şu anlama geliyor. Bir tane X'in iki tane Y oranının 7 bölü 16 olduğunu biliyormuşuz. 2 ile 16 sadeleşirse 8 olur. O zaman atom kütlesi oranı 7 bölü 8 olur. Üçüncü ifadede arkadaşlar eşit kütle diyor. Kütlece birleşme oranı mx bölü m'ye 7 bölü 16 bulmuştuk. Eşit kütle dediği zaman her birinden büyük kadar alalım. 16'ya 16. 16 aldım 7 girdi 9 gram artar. 16 aldım 16 girdi hiç artma olmadı. Kimden artma olurmuş arkadaşlar? Üstteki. Üstteki kim? X. Y'den bir miktar artar diyor. Yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2 olur. D şıkkı. Numaralandırılmış maddelerin homojen ve heterojen olarak sınıflandırılması. Arkadaşlar sirke homojendir. Türk kahvesi heterojendir. Süspansiyon, katı sıvı heterojen karışım. Gazoz, sıvı gaz homojen bir karışımdır arkadaşlar. Hava, temiz hava, hava homojen bir karışımdır. Gaz, gaz karışımların hepsi homojendir. Ketçap, mayonez, kan, süt bunlar arkadaşlar heterojen karışımlardır diyeceğiz. Sınıflandırmayı yaptığımızda E şıkkı olduğunu görürsünüz. Şimdi arkadaşlar son sorudayız. Aynı sıcaklıkta maddenin halleri konusu. Bu da ÖSYM'nin sevdiği sorulardan biri. Aynı sıcaklıkta X sıvısının buhar basıncı Y sıvısının buhar basıncından daha büyüktür diyor. Arkadaşlar bu soruda köken olarak kök olarak hep böyledir. Kimin kimden büyük olduğuna bir türlü öğrenci karar veremez. Ters anlar. Dikkat edin. Aynı ortamda X sıvısının hangi özelliği Y'ninkinden büyüktür? X büyüktür Y'yi arıyoruz. Kaynama noktası X büyüktür Y olmaz. Kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılı olduğu için kaynama noktası Y büyüktür X olur. Yanlış. Uçuculuk buhar basıncıyla doğru orantılıdır arkadaşlar. Buhar basıncı yukarıda X büyüktür Y olduğuna göre bu da öyle olur. Kaynama anında aynı ortamda dediğine göre bütün sıvıların buhar basıncı birbirine eşit olur. Dolayısıyla aradığımız cevap yalnızca 2 olur. Evet arkadaşlar birinci denemenin sonuna geldik. Teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar.